Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle YKS'de çıkan soru tiplerinden olan close test sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Buyurun. Evet, geometry is one of the oldest branches mathematics dealing with figures, size, shape and position in space. İlk cümlemiz de geometrinin tanımıyla yani geometrinin tanımıyla başlıyor arkadaşlar. Uzay boşluğundaki yapıların pozisyonuyla, boyutuyla ilgilidir diyor. Ne ilgiliymiş? Matematik. Peki en eski branşlardan biridir diyor. Matematiğin branşlarından mı demesi gerekiyor? Evet. Bir edatımız var. Bu edat ne olabilir arkadaşlar? A seçeneğinde matematik için branşlardan biridir der. B seçeneğinde matematiğin branşlarından, dallarından birisidir der. Branches nokta nokta mathematics yapısını uygulayacağız. Branches on mathematics matematik üzerine branşlardan birisidir der. Branches from mathematics matematik ten branşlar der. Ya da matematik te branşlar der inle. Sizce hangisi olmalı? Evet, branches of mathematics. One of the oldest branches of mathematics der. Yani matematiğin en eski branşlarından birisidir geometri der. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci sorusuna bakalım arkadaşlar close test paragrafımızın. Evet, this mathematics diye devam ediyor cümlemiz. Back thousands of years to Egypt and Mesopotamia. Evet cümlemizi tamamladık. Bir bağlaç sorusu değil. Öncesine sonrasına bakmama gerek yok. Mezopotamya ve Mısır'a kadar dayanır, dayanabilir, dayanmalıdır gibi bir anlam çıkacak. Tarihinden bahsediyor matematiğin. Binlerce yıl geçmişe diyor. Ama şöyle bir şey var. Bütün paragraf geniş zamanda geometriyle ilgili, matematikle ilgili, geniş zamanda genel bilgi veriyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim geçmişe dayanır bilgisi hangi tense verilir bunu da bir düşünelim bu şekilde seçeneklerimize bakalım. Had to be traced back. Evet geçmişe dayanmak tarihine dayanmak zorunda kaldı. Tarih bir şeye dayanmak zorunda kalmaz arkadaşlar. Bu tarihe doğru dayanır. Bu tarihe gider ya da gitmez. O yüzden A'yı eliyorum. Should be traced back thousands of years. Binlerce yıl geçmişe dayanmalıdır der yine gereklilik anlamındadır. O da mantıklı değil. Biz sadece bu bilgiyi verecek bir tense istiyoruz. Used to be traced back der C seçeneği. Onda da dayanırdı der bir alışkanlıktan ama aslında günümüzde de var olmayan bir şeyden bahseder. E, bu da mantıklı değil. Must be de arkadaşlar geçmişe dayanmalıdır der yine. Yine bir gereklilik anlamı taşır. O yüzden D'yi de eleyeceğim. Could be traced back. Geçmişe dayanabilir der. Possibility verir. Could aslında past gibi durursa da past ability ancak present possibility veren bir model yapısıdır. Geçmişe binlerce yıl geçmişe dayanabilir için günümüze dair bir ihtimal verir. Dolayısıyla doğru cevabımız E could be traced olacak arkadaşlar. Evet sonraki sorusuyla devam ediyoruz. Gelsin lütfen sorumuz. Evet ne demiş? At that time o zamanlar people used these concepts insanlar bu konseptleri ne için kullanıyorlarmış? Land, construct buildings and measure storage containers. Evet depolama konteynerlerini ölçmek için, binaları inşa etmek için ve arazi nokta nokta yapmak için kullanırlardı diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu anlamda bize tense olarak ne gerekli? Veya Gerund Infinity bakımından ne gerekli? Seçenekleri gördüğümde bunu ayırt etmem gerektiğini anlıyorum. Evet, arazileri survey'den araştırmasından bahsettiğini anlıyorum. O zaman A seçeneğine bir bakalım. To be surveyed. Araştırılmak için der. Araziyi araştırılmak için değil, nesne olduğu için cümlemizde araziyi araştırmak için demesi gerekir. O yüzden A seçeneğini eliyorum arkadaşlar. B seçeneği için surveying der ancak bizim burada bir amacımız vardı arazi araştırmak için kullandılar people use diyor çünkü bir amaç var orada o amacı karşılaması için ing değil bize to infinitive lazım ki mak için anlamını versin o yüzden B seçeneğinde eledim. C seçeneğinde to surveying der yani araziyi araştırmak için der tam olarak istediğimiz pasif yok ve to infinitive var C seçeneği bir dursun. D seçeneğinde to have surveyed der. Yani sadece perfect time almış. Yani zaman vurgusu yapmış ama burada bir öncelik sonralık durumu yok seçeneklerde. Cümlede de bir zaman bağlacı ya da eski zaman vurgusu yok. O yüzden D'yi seçmem için bir gerekçe yok eledim. E seçeneğinde survey demiş bare infinitive kullanmış. Ama burada bare infinitive değil use something to do something bir şeyi bir şey yapmak için kullanmak anlamında bir yapı kullanmamız gerekiyor. O yüzden E'yi de eledim. C bizim doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Evet, sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet, the term geometry is derived from the Greek words g meaning earth and metria meaning measure. Evet. Yunan kelime kökünden gelen geometrinin anlamını söylüyor arkadaşlar. İlk hecesi G, Earth anlamına geliyormuş. Yani dünya, toprak olabilir. Diğer tarafı ise metria, measure, ölçmek anlamına geliyormuş. Devamında that makes sense demiş. Bu mantıklı aslında. Devamında ne demiş? Bakın bağlaç. O yüzden cümleleri birbirine mantıklı olarak bağlamamız gerekiyor. O yüzden önceliği sonralığı özellikle çeviriyle mantıklı ilişki kurmaya çalışıyorum. Geometry is concerned with the properties and relationships of the shapes around us. Evet ne dedi? Aslında bu mantıklı. Ne mantıklı? Geometrinin anlamı G ve metriyanın ne anlama geldiği. Yani dünya, yüzey, toprak tabakası ve ölçmek, ölçüm. Bu mantıklı geldi diyor. Çünkü geometri neyle alakalıymış? Properties and relationships of the shapes around us. Nesneler ve etrafımızdaki o nesnelerin şekilleriyle alakalı. Evet, cümle ilişkisini nasıl kurdu arkadaşlar? Bir zıtlık var mı? Bir negatif durum, negatiften pozitife dönen bir durum var mı? Yok gibi görünüyor, tamam mı? Bir neden sonuç olabilir, aynı yönde giden iki şey olabilir. Bakalım şimdi, given that, given that olduğunu düşünürsek anlamına gelir arkadaşlar. That makes sense, bu mantıklı geliyor. Neden mantıklı geliyor? geometrinin nokta nokta ile alakalı olduğunu düşünürsek bu mantıklı geliyor. Bu dediğine bir önceki geometrinin neyi ölçtüğü ya da geometrinin kelime terim anlamının ne olduğunu. Olur mu? Olur. Çünkü mantıklı gelen şeyi açıkladı. A bir dursun. B seçeneğinde unless der. Bir koşul sonuç bağlacıdır anlas. If not anlamına gelir. Ama burada bir koşul bu olursa bununla ilgili ilgiliyse bu anlama gelir değilse bu anlama gelmez gibi bir anlam ilişkisi yok cümlemizin içerisinde. O yüzden B'yi eleyeceğim arkadaşlar. C seçeneğinde olduğu verilmiş yani bir zıtlık bağlacı ama durumda zıtlık yoktu biz cümlenin başında tespit ettik. O yüzden C'yi de eleyeceğim. D before, before öncelik sonralık yani öncesinde böyle oldu sonrasında böyle oldu gibi bir anlam bir sırala eylem durumu anlamı vermesi lazım. Ama cümlemizde böyle bir ilişki de yok eledim. Even if olsa bile der yani koşulu bu olsa bile sonuç değişmez anlamı verir. Geometri bununla ilgilense bile bu anlama gelir. ilgilenmese de bu anlama gelir gibi bir koşul durumu söz konusu değil. O yüzden E'yi de eliyorum arkadaşlar. A'da ne demişti? Bu olduğunu düşünürsek. Geometrinin etrafımızdaki nesneler ve onların şekilleri anlamına geldiğini, onunla ilgili olduğunu düşünürsek. Measure ve Earth anlamına gelmesi de mantıklı geliyor der. O yüzden A doğru cevabımız olur arkadaşlar. Evet paragrafımızın son sorusunu görelim lütfen. Architects and engineers now use geometry to build houses and bridges, other structures. Astronomers use it to measure the distances of faraway stars. Even geometry is used in the work of artists and video game designers. Evet, geometrinin nerelerde kullanıldığını söyleyerek başlamış ve akabinde de devam etmiş arkadaşlar. Paragrafımız Bizi ilgilendiren kısma geliyorum. Mimarlar ve mühendisler şu anda geometriyi, binalar ve köprüleri inşa etmek için kullanıyorlar. Bir de başka yapılar inşa etmek için kullanıyorlar demiş. Şimdi bu başka yapılar kısmını ben cümlemize nasıl ekleyebilirim? Başka yapılar da o zaman eklediğim, örneklendirdiğim bir durma yeni bir örnek daha ekleyeceğim değil mi arkadaşlar? Bakalım bu doğrultuda seçeneklere. In spite of. Ramen başka yapılara rağmen evler ve köprüler inşa ediyorlar. Başka yapılar derken nasıl bir zıtlık durumu? Başka yapı gayet eee adının ne olduğu belirli olmayan bir şey. O yüzden burada bir zıtlık durumu olduğundan emin olamayız. O yüzden A olması için doğru cevabın bir gerekçemiz yok. B için rather than başka yapılardansa köprüler ve evler inşa ediyorlar böyle bir tercih olması için ön cümlede ya da son cümlede bağlayacağım bir cümle ya da bir ipucumuz yok. O yüzden başka yapılar yani evler, köprüler ve başka yapılar bu gibi yapılar ve benzer yapılar anlamına gelmesi lazım ki başka başka bir sürü isim vermemek için other structures demiş. Bunu anlıyoruz bu yapıdan. O yüzden B'yi de eleyeceğim. Thanks to. Başka yapılar sayesinde eder. Thanks to sayesinde dediğimiz bir anlam da çıkmıyor kesinlikle cümlemizden. O yüzden c'yi de eledik. D dedi as well as başka yapılar olduğu kadar bunun yanı sıra evler ve köprüler. Bakın evler ve köprüler olduğu gibi bunlar da dedi bir başka yapı ekledi. cümleye bir başka örnek ekledi cümleye. O yüzden as well as olabilir arkadaşlar. D seçeneği bir dursun. E seçeneği in comparison with yani onunla kıyaslayacak olursak, onunla karşılaştıracak olursak anlamında. Yani başka yapılara kıyasla. Kıyaslanan bir durum var mı? Bize böyle bir anlam verilmiş mi cümlenin önünden, sonundan ya da cümlenin kendi anlamından? Hayır arkadaşlar verilmemiş. O yüzden E içinde herhangi bir gerekçem yok. D cevabı başka binalarla bunlar evler, köprüler ve başka yapılarda inşa edilir, inşa edilir der. İnşa etmek için kullanılır der daha doğrusu. O yüzden de doğru cevabımız olur arkadaşlar.